Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Büyükşehir'de Başbakanımız, Meclis Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in destekleriyle Esenyurt'ta mega projelere imza atarak uluslararası marka bir ilçe, bir metropol haline getireceğiz. Ben şahsım olarak bunun için sizlere söz veriyorum. Sizler de bir Nisan itibariyle durmak yok, yola devam diyor musunuz? Diyoruz. Tekrar Esenyurt'umuza teşrif edip bizleri şereflendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. 2009'dan itibaren yeni ilçe olan Esenyurt İstanbul'un en büyük ilçesi oldu. Bu en büyük ilçe inşallah AK Parti'nin 31 Mart'ta en büyük kalesi olacak. Esenyurt'ta Azmi kardeşimiz inşallah Büyükşehir'de Binali Bey hep beraber kazanıp hizmete devam edeceğiz. Tabii bu kardeşimiz için de inşallah büyük çekmece de diyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hanım kardeşlerim, genç kardeşlerim, biz elimizden gelenleri yapmakla yükümlüyüz. Onun için buradaki her bir kardeşim üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği takdirde Allah'ın izniyle zafer kaçınılmaz olacak. Biz ülke olarak, insan olarak hepimiz kendimizi bir adama emanet ettik. Recep Tayyip Erdoğan, Allah onun yolunu açık etsin, ömrünü uzun etsin. Varsa ömründe bir eksiklik, ömründe tamamlasın. Bunu her yerde söylüyorum. Sizlere en iyi hizmet verebilmek için gönül belediyeciliğini en iyi anlatabilmek için çalışıyoruz. Tevazu içerisinde, samimiyet içerisinde, gayret içerisinde önce millet, önce memleket diyor, memleket işi gönül işi diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aziz İstanbullular, sevgili Esenyurtlular, bugün Esenyurt bambaşka. Bu coşku, bu heyecan, bu güzellik nedir böyle? Esenyurt'un tüm semtlerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Buraya Beyoğlu'ndan geliyorum. Beyoğlu'na Eyüp Sultan'dan geldim. Oraya Sancaktepe'den geldim. Hepsinden sizlere kucak dolusu selamlar getirdim. Bugün bir kez daha siz hemşerilerimle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Esenyurtlu kardeşlerimle son seçimden hemen bir gün önce 23 Haziran tarihinde bir araya gelmiştik. Sizlerden 24 Haziran'da iradenize sahip çıkmanızı, demokrasiye sahip çıkmanızı istemiştim. Maşallah Esenyurtlu kardeşlerim yine bizi mahcup etmedi. 24 Haziran seçimlerinde şahsımı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı Esenyurt yine bağrına bastı. Bize güvenen, bize inanan, bize destek veren her bir Esenyurtlu kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizin için, İstanbul için, ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Ne Büyükşehir Belediyesi'nin CHP zihniyetinden
kurtardığımız o 1994'ten ne de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002'den bu yana sizlere mahcup olmadık. 17 senedir bütün Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. Esenyurt'un bir kez daha desteğini bekliyoruz. 31 Mart'ta sizlerden tekrar durmak yok, devam inşallah demenizi bekliyorum. İstanbul ihmale gelmezdir. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi. Binali Yıldırım kardeşimiz sadece İstanbul'u tanımıyor. Bu kardeşimizin son 17 yılda ülkemize kazandırdığı eserlerle bütün Türkiye tanıyor. Biraz Ulaştırma Bakanlığı sırasında bizzat emek verdiği devasa yatırımlarla tüneller, köprüler, havalimanlarıyla, yollar, otobanlar, hızlı tren hatlarıyla 82 milyon her bir ferdi Binali Bey'i çok yakından biliyor. Türkiye sahasında elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey inşallah 31 Mart'tan itibaren İstanbul'a taşıyacak. Kendisi önümüzdeki dönemde projeleriyle İstanbul'u daha da güzelleştirecek, daha çok kalkandıracak ve böylece Cumhurbaşkanlığında şahsım İstanbul'da Binali Bey ve geliyorum aynı şekilde Esenyurt'ta da 26. dönem milletvekillerimizden yine tecrübeli, yine gayretli bir kardeşimizi aday olarak Esenyurt'a görevlendirdik. Asmi ikinci kardeşimin de bu görevi en güzel şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Siyasette bizimle beraber yol yürümüş Asmi ikinci kardeşimizle beraber Esenyurt'ta inşallah her türlü gayreti, aşkı, heyecanı göreceksiniz. Cumhurbaşkanlığında biz Büyükşehir'de Binali Bey, Esenyurt'ta Asmi kardeşim el ele verecek ilçemizin kalkınma yolculuğunu sürdüreceğiz. Şimdi sizlerden 31 Mart için bir söz almak istiyorum. Hazır mıyız? Vay maşallah. Esenyurt 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket için gönül işi diyor muyuz? Esenyurt 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Esenyurt 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Esenyurt Büyükşehir'de Binali Yıldırım Bey ilçemizde Azmi ikinci kardeşimize sahip çıkıyor muyuz? Maşallah. Barikallah. Rabbim hepinizden razı olsun. 31 Mart seçimleri milletimiz için, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Bunun için 31 Mart'a kadar daha çok çalışacağız. 31 Mart'a kadar tempoyu daha da artıracağız. 31 Mart günü muhakkak sandıklara gideceğiz. Sakın gitmemezlik yapmayacağız. Tamam. Sizler de hanım kardeşlerim, diğer arkadaşlarınızı arayacaksınız. Akraba, ahbap, gitmeyenler varsa alıp onları da götürürsünüz. Beyler aynı şekilde sizler de bizi bölmek isteyenlere, bizi teröre ve kardeş kavgasına mahkum etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Ben size güveniyorum. Ben Esenyurt'lu kardeşlerimin basiretine güveniyorum. Şimdi tekrar size sesleniyorum. Esenyurt, milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Esenyurt,
demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Esenyurt, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz? Esenyurt, mühürü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Rabbim inşallah utandırmasın bu. Çıktığı yoldan dönmedi geri. Karar